Lübnan'ın yeni hükümeti hem kadın bakanların sayısı hem de savunma bakanlığı makamına bir kadının getirilmesiyle Orta Doğu'da ilklere imza attı. Ülkedeki mezhep eksenli Müslüman ve Hristiyan siyasi grupların oluşturduğu 30 üyeli ulusal birlik hükümeti, ekonomik kriz üzerine başlayan protestolardan sonra 29 Ekim 2019'da istifa etmişti. Lübnan'daki Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin oluşturduğu 8 Mart blokunun desteğiyle 19 Aralık 2019'da hükümeti kurma görevini alan eski Eğitim Bakanı Hassan Diab, 20 üyeden oluşan kabinesini açıkladı. Yeni kabine, kadın bakanların sayısı ve makamı açısından hem Lübnan hem Orta Doğu siyasetinde bir ilki oluşturdu. Yeni hükümet %30 oranında kadınlardan oluşuyor. Hassan Diab, hükümeti kurma çalışmalarına başladığı ilk günlerde protestocuların talepleri doğrultusunda küçültülmüş ve kadın bakanlara yer verilen bir kabine kuracağının sinyallerini vermişti. Ancak Savunma Bakanlığı'na da bir kadının getirilmesi ilk olmasının ötesinde halk için büyük sürpriz teşkil etti. Böylece hem Orta Doğu hem Arap dünyasında Savunma Bakanlığı makamını yönetecek ilk kadın Hristiyan Ortodoks bir aileye mensup Zeyne Aker Adra oldu. Adra, Başbakan Yardımcısı olarak da görev yapacak. Yeni hükümette Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Gençlik ve Spor Bakanı Fertinye Uhanyan, Adalet Bakanı Mori Claude Nesim, Çalışma Bakanı Lemya Edduveyhe ve Göçmen Bakanı Gada Şureym oldu. Önceki kabinenin İçişleri Bakanı Raya Hasan, Lübnan ve Orta Doğu'da ilk defa bu makama atanan kadın olarak tarihe geçmişti. Orta Doğu'da %29'luk oranla en çok kadın bakana sahip ülke unvanı Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydi.